Hızlı ve Öfkeli serisinin keskin zekası ve askeri kuvveti Owen Shaw kimdir? 1976'da İngiltere'de doğdu. Abisi Deckard ve kardeşi Hattie ile birlikte büyüdü. Araları her zaman çok iyi oldu. Hatta o kadar iyiydi ki Owen her suç işlediğinde ya da kavga ettiğinde bunu Deckard üstlenir ve babasından onun yerine kemerle dayak yiyen Deckard olurdu. Owen özel hava servisindeki eski binbaşı ve kiralık paralı askerdir. Braga'nın suç gücünü yükseltmesinden Letty'yi neredeyse öldüren suikast girişiminin düzenlenmesine birçok şeyden sorumluydu. Daha sonra bir Nightshade cihazı oluşturmak ve en yüksek parayı veren iş adamına satmak için bir dizi askeri donanım oluşturdu. Ancak bu planı Toretto'nun ekibi tarafından bozuldu. Bunun sonucunda Owen nakliye uçağından düşerek komaya girdi. Bu durum Deckard'ın Han'ı öldürmesine kadar uzandı ve birçok yeni olayın başlamasına sebep oldu. Ancak daha sonradan gidişat değişti ve Owen da Deckard ile beraber Cypher'ın elinden Dominic'in oğlunun kurtarılmasına yardım etti. Yetişkin olduklarında Owen ve Deckard orduya girdi. Ancak Owen kardeşinin aksine özel hava servisinde binbaşı olmaya devam etti. Kariyeri boyunca İngiliz Harekat bölümünü yönetti. SAS başkanı olarak mobilite bölümünün vazgeçilmezi oldu. Araç savaşları konusunda benzersiz bir uzmanlığı vardı. Askeri araçları tekrar işler ve onları güçlendirirdi. Modifiyesi aksesuar değil, güçlenme ve savaşma üzerineydi. Buldukları ve ekledikleri tamamen kendi projesi ve üretimiydi. Motor mekaniği konusunda da ciddi anlamda başarılıydı. Çöl savaşları konusunda da adeta bir dahi olmuştu. Daha sonra askerlik görevinden gayet normal bir şekilde ayrıldı. Daha sonraki hayatında ise başarılarla dolu askerlik hayatının ağırlığını hiçe sayarak uzmanlığını kötüye kullanmaya başladı. Kısa sürede CIA, DSS ve FBI gibi yüksek profilli istihbarat örgütlerinin radarına girdi. Ancak eski askeri sistemlere aşinalığı nedeniyle her zaman onlardan bir adım önde olmayı başardı. Meksika'da Braga ile bağlantılıydı. Yerel imparatorluğa bağlı kalmak yerine küresel olarak ceza imparatorluğunu genişleterek daha büyük düşünmesini öğrendi. Ayrıca Braga'nın geniş çevresinden yararlanarak polis muhbirlerini tek tek ifşaladı. Ve Letty'nin Brian adına kartelde muhbir olduğunun farkında olan ilk kişi yine Owen'dı. Daha sonra Braga Letty'yi öldürmek için Phoenix'i gönderdi. Kazadan 2 gün sonra Owen işi bitirmek için onu hastaneye kadar takip etti. Ancak Letty olanları hatırlamadığı için onu öldürmekten çekindi ve onu kendi koruması altına aldı. Bir noktada Owen, Riley Hicks adında bir diplomatik güvenlik hizmeti ajanı ile ilgilenmeye başladı. Askerliği sırasında Afganistan, Kahire ve Tunus'ta görev yapan Hicks, DSS'te üst rütbelilerin tanıdığı bir isimdi. DSS'te Owen'ın muhbiri oldu. Luke Hobbs'un sağ kolu olarak görev yaptı ancak bir süre sonra ortaya çıktı. Ve Owen bunu açıklayana kadar kimse bunun farkına varamadı. Berlin'de Owen ve ekibi bir konvoya saldırınca bir güvenlik kamerası tarafından Letty'nin fotoğrafı çekildi. Bu saldırının ardından Luke Hobbs durumdan haberdar oldu ve onları yakalamak için gönüllü görevli oldu. Hobbs 4 kıtada ve 12 ülkede Shaw ve ekibini başarı ile takip etti. Moskova'da başka bir askeri konvoya saldırdılar. Askeri bir uydu bileşenini çalacakları sırada 90 saniyenin altında büyük bir hasara sebep oldular ancak operasyonu da başarıyla tamamladılar. Bu tam bir profesyonel işiydi. 6 kişi hastanelik oldu. Shaw ve geri kalanı kaçmayı başardı ve kayıp olarak kabul edildiler. Bir süre sonra Shaw ve ekibi bir zamanlar Letty ile Dom'un sevgili olduğunu öğrenir. Ekibin geri kalanı ona güvenmezken onun hatırlamadığını söyleyen Letty'ye uzatmadan inanır ya da inanmış gibi yapar. Giselle ve Riley ise bilgi almak isteyen adamları ile çatışır. Fires, Owen'ın adamları tarafından vurulur ve ölmeden önce Owen ve Braga'nın ilişkisini Giselle'e söylemeyi başarır. Bütün bu olayların ardından Owen'ın ekibi ve Dom'un ekibi kargo uçağında çarpışırken Giselle araçtan düşerek ve düşerken attığı son kurşun ile Han'ın hayatını kurtarıp ölür. Letty ise son bir hamle ile Hobbs'tan yardım alarak Riley'i uçaktan atar. Herkes uçaktan atladıktan sonra Dom tam atlayacakken CPU cihazı ile Owen'ı bir arabaya binerek kaçmaya çalıştığını görür. Ona engel olur ve vakit kazanır. Uçak burnunu kaldırdığında ise her şey aşağı doğru kayar ve Owen'ın içinde bulunduğu araç engele çarpar. Owen uçaktan düşerek komaya girer. Uzun süre sonra yaralarından kurtulan Owen bilinmeyen bir yerde hapsedilir. Ancak kısa süre sonra Deckard tarafından oradan da kurtarılır. Dominic tarafından vurulduktan sonra ölü gibi yapar ve ambulansta kendine geldikten sonra olaylardan haberdar olur. Dom'un oğlunu kurtarmak için kardeşi Owen ile çalışır. Uçakta adamları vurduktan sonra Owen pilotun yanına çıkar. Deckard bebeği kurtardıktan sonra Owen pilota uçağı indirmesini emreder. Deckard bebeği geri getirirken Owen'ın nerede olduğu görülmemiştir. Ancak sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini tüm seyirciler anlamıştır. Karakterinden bahsedecek olursak da Owen Shaw son derece sakin ve asla paniklemeyen, yönetim konusunda askeri fikirlerle oldukça acımasız bir insandı.
Hedefine ulaşmak için düşmanlarının ailelerini bile işin içine dahil eder, kan dökmekten çekinmezdi. Ayrıca film boyunca Hobbs'tan da bir adım önde olmayı başarabilen son derece zeki ve parlak bir strateji uzmanıydı. Bu tamamen öngörülemez şekildeydi. Mürettebatındaki kimseyi dom gibi kardeş ya da aile gibi görmez, onun yerine onları harcanabilir piyonlar olarak görür. Buna rağmen onların her iş için para aldığından emin olur ve haklarını asla yemezdi. Asla silah kullanmadığı, bunun yerine dom ile tamamen silahsız savaştığı ve savaşta onur hissinin yansıtılması gerektiğini düşmanlarına belli ettiği de unutulmamalıdır. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoya beğeni atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlardan ya da Instagram adresimden bana ulaştırabilirsiniz. İyi seyirler.